Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kuzatucular. Allah Ta'ala bizni musulman kılıp yarattı. Elhamdülillah. Allah'a hamd etemiz. Ve her bir hayotimizda keladigan, hayotimizda boshimizga tushayotgan muammolarni har birini mana shu musulmonchiligimiz asosida hal qilishlikka Alloh taolo bizga undadi, bizni shunga undadi Alloh taolo. Ya'ni har bir muammoimiz borki, har bir boshimizga musibat tushyapti, yaxshilik va yomonlik holatlarimiz, yaxshi kunlarimiz ham, yomon kunlarimizda ham musulmonchilikni doim o'zimizni ko'z oldimizda qo'yishimiz kerak. Endi shu muammolardan, dolzarb muammolardan biri hozirgi musulmonlar hayotida va musulmonlar hayotidan oshib yana bu butun bir millatni, xalqni xavf ostiga qo'yadigan har xil mafkuraviy xurujlar, mafkuraviy janglar deymiz, mafkuraviy fikriy janglar. Bu narsalar ham xalqni, millatni parokanda qilishligi vatanlarni xarob qilishlikka olib keluvchi haddon deydi, ya'ni buzuvchi g'oyalar hisoblanadi. Bu narsaga ham biz islomiy tarafdan qarashimiz kerak. Musulmonchilik tomonidan qarashimiz kerak. Har bir sohada o'z mutaxassisi gapirishligi bu narsani, mana shu har xil fikrlarni yoyilishini oldini oluvchi asosiy omil hisoblanadi. Har bir sohani o'zini mutaxassisi gapirishi kerak. Agarda men bir narsani misol qilaman. İki usta ikkalasi ham bir narsada tortishib qolsa, uy qurishda birinchi usta aytayaptiki, o'sha asos, ya'ni poydevordan keyin poydevorning ustiga uzun bir nima cho'p yotqizamiz. Daraxtning nimasidan katta cho'pni olib kelib, sinj deydi buni. Sinjni yotqizamiz desa, İkinci usta yo'q deyapti. Nam o'tmasligi uchun bir narsa tashaymiz-u, undan keyin g'isht teramiz. G'isht tergan yaxshiroq deyapti. Ikkala usta tortishib qolsa, bularning gapini jamlashlik imkoniyati bor. Nima deymiz? Bu cho'p yotqizamiz, cho'pni ustiga uy quramiz deydigan usta cho'p usta, duradgor u. U duradgor, o'z sohasining mutaxassisi. Yo'q, biz g'isht terib chiqamiz, g'isht terib uyni quramiz deydigan usta duradgor emas, u g'isht teradigan usta, g'isht bilan uy quradigan usta. Demak, ikkalasi ham o'zining sohasini mutaxassisi bo'lganligi uchun ikkalasini gapini jamlab, demak, bir fikrga kelsa bo'ladi. Demak, cho'p bilan uy quradigan bo'lsa, birinchi buni aytganini qilgan afzal, yoki uy g'ishkori bo'ladigan bo'lsa, buning aytganini qilgan afzal. Lekin uy qurishni, cho'pkori qurishni ham, g'ish bilan qurishni ham bilmaydigan odam, shunchaki u yoq bu yoqdan kitobdan o'qib olgan, tajribasi yo'q yoki internetdan ko'rib olgan bir ikki narsalarni, quruvchilik haqidagi bir ikki gaplarni, men birinchi cho'p qilaman, uni ustidan g'ish teraman, keyin yana cho'p qilaman deb, men shunday mustahkamroq bo'ladi deb o'zicha gapiraversa, men bu gaplarimni o'zimcha fikrimdan olaman, o'zim to'g'ri deb bilgan narsamni olaman desa, bu qurgan uy buziladi tezda. Uni ostiga, o'sha tomni ostiga insonlar qolib halok bo'ladi va buni gapini olgan kishilar ahmoq sanaladi. Buni gapini olib uy qurdirgan kishilar aqlli odam hisoblanmaydi. Xuddi shunday, har bir narsani fikr aytilyaptimi, bir ilmdan gapirilyaptimi, bir sohadan gapirilyaptimi, mutaxassismi yo'qmi, shuni tekshirish kerak o'zi aslida. Ya'ni mafkuraviy tahdidlar atrofimizda izg'ib yuribdi. Har qanday tahdidlar, mafkuraviy hujumlar bor atrofimizda. Lekin bu narsalar hujummi, hujum emasmi, to'g'ri fikrmi, noto'g'ri fikrmi, buni anglab olishlik uchun eng avvalo nima qilish kerak? O'sha odam, gapiruvchi kishi o'zi kim u? Uni anglab, uni bilib olish kerak. Biz musulmonmiz dedik, Qur'on va hadis, Qur'on va hadisdan gapirgan kishiga darrov ergashamiz. Musulmon kishini nozik joyi demaymiz, ya'ni Alloh va Rasulni yaxshi ko'rganligi uchun bu. Alloh va Rasulni yaxshi ko'radi, qonimizda Alloh va Rasulning muhabbati oqadi.
Müslümanımız. Lekin ehtiyat bölüş gerek. Kur'an ve hadisten gapirgan her bir kişi hem alim böyle vermeydi. Hakiki bayağı ayetilgen de usta böyle vermeydi. Kur'an ve hadisten gapirip, Kur'an ve hadis var. Ebu Hanife'nin gapi alınmaydı Kur'an ve hadisinin doğrusu da degen kişi demek bu ustamaz bu. Bu hakiki alınmaz. Ebu Hanife hem şu Kur'an ve hadisten alıp istinbat kılıp, içtihat kılıp çıkargenini bilmeydi bu. Bu anlap yetme yaptı. Demek mafkuravi tahdid bu. Fikri kılıngan hücum bu sizge. Bu narsanı anlap yetiş gerek. Doğru düşünüş gerek. Mafkuravi hücumlar, tahdidler sebeple köpçülük kurban bölüp geti yaptı hazır. Cemiyette. Şunun için bunu aldığını alış, bunu aldığını alışının en semerali yönelişi kılıp, en evvela insan özü tanıyan kişisine ergeçliği tavsiye kılınadı. Müslüman kişi dinini örgenmek için mi? Özü yakışı tanıyan, onu yürüyüş duruşunu bilgen, nima kıladı, hayırda yaşaydı, ailesi yakışı mı, yaman mı, ata anası kim, hayırlarda okuyan, özünün etrafındaki en evvela mescid imamlarından başlanadı. Mescid imamlarından söyledi falanca adam kandı. Ahli ilimden söyledi. Bilmeydiğin kişi sorup örgenmiş gerek. Demek tanışlığı en dolzarp, en bir muhim vazife hesablanadı. Çünkü internetini açıp, içtimai tarmağa kırıp, şeklü şemaili, siratı, onun körünüşü bir çıraylı bugün. Gapirayotgan da Arapçanı juda chiroyli qilib gapirayotgan oyat va hadisni juda chiroyli aytayotgan kishiga ergashib ketilavermaydi. Bu noto'g'ri uslub. Chunki musulmon bo'lmagan shunday insonlar borki, arab tilini juda yaxshi biladi. Shunaqa bir ba'zi bir munofiq odamlar borki, Qur'on va hadisdan juda chiroyli gapiradi. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar, qiyomatga yaqin shunday insonlar keladi, shunday insonlar Qur'onni sizlardan yaxshi o'qiydi ular dedilar. Qori sizlardan yaxshi o'qiydi Qur'onni. Juda chiroyli tafsir qilib beradi. Namozlarda ularning xushusini ko'rsangizlar dedilar. Sizlar, ya'ni sahobalarga aytayaptilar. Sizlar ularning xushusi oldida o'zingizni kam sanaysiz. Biz gunohkor ekanmiz deysiz. Lekin ularning aytayotgan gaplari ana shu nimadan o'tishmay, tomog'idan pastga o'tmaydi, qalbigacha yetib bormaydi. Faqat tilda gapiradi xolos. Dindan chiqqan odamlar ular. Xuddi o'q, ya'ni yoy kamondan otilganday dindan otilib chiqib ketadigan odamlar. Ular shunday bir odamlar deydilar. Mana shunaqa odamlar ko'p hozirgi hayotimizda. Dinga chaqiryapman deb faqat fasodga chaqiradi. Dinga chaqiryapman, Qur'on va hadisga chaqiryapman deb bu odam 1000 yildan beri kelayotgan e'tiqodni buzishga chaqiradi. 1000 yildan beri kelayotgan ibodat tarzini ibodat shaklini buzib talqin qilishga chaqiradi. Insonlarni yo'lsiz hayron qoldirib, hayratda tashlab qo'yishga keladi. Hayratda, hayrat vodiysida shunday tentirab yurishlarini xohlaydi. Ulardan keyin dinsizlik kelish oson bo'ladi. Ular odamlarni tentiratib qo'ygandan keyin odamlar bunga ergashaymi, bunisiga ergashaymi, qaysi biri to'g'ri deb tentirab qolganlardan keyin uchinchi kishi keladi. Bu hech qaysi to'g'ri emas deydi. Hammasi xato. Din degan Allohni dini degan to'g'ri bir bitta yo'nalishda bo'lish kerak emasmi deydi. Bitta yo'nalishda bo'lish kerak edi. Ko'rdingmi? Bu domlang bunday deyapti, mana bu internetdagi domlang bunday deyapti, bu ham Qur'ondan gapiryapti, bunisi ham hadisdan gapiryapti. Demak, nima bo'ladi oxiri? Bu din yolg'on din bu. Qo'y, xudo yo'q deydi, payg'ambar yo'q, bu hamma narsalar xato. Shuning uchun dinsizlik eng to'g'ri yo'l. Odam shunday o'zidan o'zi paydo bo'lgan yoki maymundan paydo bo'lgan mana shunday deb yuraver. Deydi, din yo'qolgandan keyin inson hayvondan farq qilmay qoladi. Bu mafkuraviy tahdid, haqiqiy tahdid, mafkuraviy fikriy hujumlar bular. Bularni oldini olishlikning eng dolzarb yo'li ilm olishlik, to'g'ri odamlarni taniy olishlik, to'g'ri odamlardan ilm ola olishlik, bilishlik. Shunga harakat qilish kerak. Oddiy bir savdoingizni dunyo matosi savdo qilyapsiz, bir narsa sotyapsiz. Shuni Toshkentdan Buxoroga olib kelib sotishlik uchun yoki boshqa davlatdan, amirlikdan masalan Toshkentga olib kelib sotishlik uchun 1000 marta hisob-kitob qilasiz. Agarda olib kelsam bu arzon bo'lib ketsa-chi bu yoqqa, yoki olib ketsa, men olib kelsam boshqalar ham olib kelsa-chi
Unda qanchadan sotaman? Hamma taraflama hisoblab ko'rib, baribir har qanday holatda ham foyda bilan chiqaman deganingizdan keyin olib kelasiz. Keyin bu ishga qo'l urasiz. Endi hayotingizni, dunyoingizni ham, oxiratingizni ham yo obod qiladigan yoki xarob qiladigan bu yo'l, bu fikriy hujumlarni shunchaki internetda ochib qabul qilavermang. Bu qanday himmat bu? Bu qanday musulmonchilik? İnca'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu deydi Allah Teala. Agar da fasiq bir xabarni keltirsa aniqlanglar. Aniqlamasdan qabul qilaverishlik bu musulmonga yarashmaydi. Shu uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ogohlantirish Alloh taolodan kelgan ogohlantirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirib ketganlar har kimga ergashavermaslikni, har kimga ergashavermaslikdan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib dinimizni mukammal tarzda, sog', sog'lom tarzda, sof tarzda saqlab qolishga harakat qilishimiz kerak. O'zimiz tanigan, bilgan insonlarga ergashish, tanigan, bilgan odamlardan diniy ilmlarni o'rganish, tanigan, bilgan odamlarni e'zozlash, qadrlash, ularni atrofida jipslashish kerak. Boshqalarni ulardan ustun qo'yib, "Ha, mana bu haqni gapiradi, bu o'zimizni donlalar haqni gapirmaydi" desangiz, adashasiz. Chunki u haqni gapirayotgan internetdan chiqib 1 soat, yarim soat haqni gapiryapti. Qolgan 24 soat yoki 23 soat hayotini qanday o'tkazayotganini bilmaysiz. Qayerlarga borib kelayotganini, kimlarni quchog'iga sizni olib borib qo'yayotganini, kimlarni qo'l ostiga xizmat qilishingizga sabab bo'layotganini bilmaysiz. Shuning uchun ahli ilmdan ajralmagan holatda har bir muammoni haqiqiy ahli ilmlar bilan maslahat qilgan holatda hal qilinsa, inshaalloh bunday ma'naviy yoki fikriy tahdidlarni ortga qoldiramiz. Inshaalloh bulardan sog'-salomat o'tib olamiz. Vatanimiz ham farovon holatda, xalqimiz ham ahil holatda, ham fikr holatda inshaalloh bu muammolarni ham sog'-salomat ortda qoldiramiz, o'tib olamiz bu muammolardan ham. İnşallah Allah Teala'dan şu narsalarını, yani halkını, vatanını, milletini, farovonligini, tinchligini sorab, ummatga doğru yolda hizmet kılışını Allah Teala'dan iltica kılıp sorab, daim dua kılışımız gerek. Allah Teala fitnelerden özü asrasın. İnsan, musulman kişi ibrat oladigan bo'lish gerek. Bunda bir atrofga qarasa özü ibratga kifoya. Har xil tahdidler kelaverib, kelaverib, insanlar unga ergashib ketaverib, nima bo'ldi? Suriya voqealari kelib chiqdi. Hech qanday gunohsiz, begunoh odamlar qurbon bo'lyapti. Uni azobini, uni badalini mana shu har xil tahdidlarni, har xil fikrlarning badalini, noto'g'ri fikrlarning badalini yosh bolalar, go'daklar, ayollar, qariyalar o'tayapti. Alloh panoh bersin. Alloh vatanimizni, millatimizni doim sog'-omon panohida asrasin. Haq yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.